Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Bugün yapay zeka özelinde ya da odaklı bir program yapalım istedik. Yapay zeka tarımda nasıl bir rol üstleniyor? Bundan sonraki dönemde üstlenecek. O sorunun yanıtını biraz arayacağız. İklim değişikliği çerçevesinde iklim verilerinin analizi acaba çiftçilere daha iyi kararlar almalarında ne kadar yardımcı oluyor ya da olacak? Sürdürülebilir bir tarım modelinde dijital tarım teknolojilerinin konumu nasıl olacak, oluyor bundan sonraki dönemde? Biraz bu sorulara somut gelişme üzerinden sizlere yanıt vermeye çalışacağız. Ankara stüdyomuzdan Tarla İyi Ol CEO'su Gökhan Gürses ile birlikte. Gökhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Yönetmenimden de rica edeceğim, Gökhan Bey'in sesini biraz açarsa daha net duyacağım kendisini. Şimdi tüm dünyada tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi tarımda da bir değişim sürecinden bahsediyoruz. Bu değişimin içerisinde de tabii teknolojinin rolü ve etkisi oldukça yoğun. Şimdi bu yoğun hıza, işin biraz şöyle, ben kamu tarafından başlayacağım. Kamu sektörü ne kadar uyumlu, o hıza ne kadar ayak uydurabiliyor? Çünkü burada özel sektör ve girişimcilerin iştahı, yatırım iştahını biliyoruz ama İşin içinde regülasyonlar da var ister istemez. Çünkü yeni kurulan bir düzen, bir değişimden bahsediyoruz. Orada sizce kamu buna ayak uydurabilecek bir hızda ilerliyor mu? Nasıl bir yorum paylaşırsınız? Tabii ki şimdi son bir yılda iyi gelişmeler olmakla birlikte kamunun bu alandaki performansı biraz geriden gelmekte. Yani biz özel şirketler birazcık daha önde ilerliyoruz bu konuda. Ama son bir yılda özellikle Sayın Yeni Bakanımız sayesinde birazcık daha pozitif ilerleme görmekteyiz. Burada tarım sayımından tutun da yeni bitkisel üretimin planlanmasına kadar birçok pozitif yer var. Ama bilginin ve verinin paylaşılması ve dağıtımı üzerine daha fazla ortak alanda buluşmamız gerekiyor. Burada temel nedenlerden bir tanesi verinin zaten az ve zor paylaşıldığı bir tarımsal sektörde bunun elimizdeki bütün kaynaklarıyla birlikte değerlendirilebilmesi gerekiyor. Bunun da kamu, özel bütün paydaşların bir platformda gerekiyorsa bu verileri ortaklaşa bir şekilde alabileceği, paylaşabileceği, hizmet edebileceği bir platform, bir önderlik aslında gerekiyor sisteme. Bu özellikle küçük çiftçilerin çok fazla sayıda olduğu bizim gibi ülkelerde pozitif faydasını göreceğimize de inanıyorum ayrıca. Katılıyorum, çünkü her şey artık verilerin etrafında dönüyor. Yani veriye, doğru veriye, güncel veriye ulaşmak, ona etkili şekilde analiz etmek, mümkünse paylaşmak. Hani bu sistemde o yüzden ben biraz daha kamunun önemli bir rol, yani her şeyi kamudan beklemeyelim diyoruz ya tarımda. Tabii ki her şeyi kamudan beklemeyiz ama bazı yerler var ki kamuda o işin merkezinde, başında ve iyi bir koordinasyon gerekiyor. Özellikle bu dönemde, bundan sonraki süreçte. İklim değişikliğinin tarımla biraz etkileşimini konuşmak istiyorum. Yani bunun etkilerini her geçen gün başta çiftçilerimiz olmak üzere hissediyorlar. Daha da fazla hissedecekler. Nereye doğru gidiyoruz, evriliyoruz? Sizin sahada yaptığınız çalışmalar var sonuç itibariyle. Ve burada işte teknoloji bize nasıl bir yol, yöntem gösteriyor? Burada çok pozitif konuşamayacağım ne yazık ki. Geçtiğimiz ay mesela Kasım ayı sistemde görülen en sıcak aylardan bir tanesiydi. En sıcak aydı. Neredeyse şu anda mesela Ekim sezonu bitmek üzere kışlık tahıllarda bu üretimlerin hiçbirini Ekim ayında yapamaz duruma geldik. Bu iklim kayması sistemin içinde artık takip edilmesi zor, planlanması zor, uyum sağlaması zor bir seviyede. Bunu küçük çiftçinin yapması daha da zor. Bu durumda verinin paylaşılması ve uygulanması daha da önemli bir sayfaya giriyor. Bizim mesela tarlayı olarak 4. sezonda başladığımız küçük çiftçi destek programında çiftçiye bir uydu ve iklim verisini ulaşabileceği bir platform, bir app, bir desktop üzerinden kurulabileceği bir altyapıyı sağlıyoruz ki bu planlamaları rahat yapabilsin, bu planlamalar üzerinden hareket edebilsin ve verimliliğini artırabilsin. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi verimliliği tarladaki kilogram olarak görmemiz.
bu kilogramı artırmaya çalışmamız. Bu tabii ki önemli bir etken ama asıl önemlerden bir tanesi girdileri azaltabileceğimiz veya daha iyi kullanabileceğimiz sistemler. Daha az gübre, daha az ilaç, daha az tohum, daha az mazot harcayarak tarladaki aynı verimi alabilmeniz de önemli bir başarı. Özellikle şu fiyatlarla ve şu zamanda. Bunun için de çiftçinin özellikle eğitilmesi, uyum sağlaması gerekiyor. Aynı iklime uyum sağlaması gibi bu yeni süreçlere de. Çünkü dünyada bu süreçlerden geçen bütün ülkelerde küçük çiftçiler bir şekilde bundan zarar görmüş. Yani tarlasını büyütemeyen çiftçi sistemden çıkmak zorunda kalmış. Peki bunun önüne geçebilmenin sizin bu uygulamanın mesela çiftçi açısından nasıl bir destek mekanizması yaratıyor? Yani tarım ve iklim verilerinin analizi, yani çiftçileri nasıl daha iyi karar almaya yönlendiriyor? Hangi yönde destek oluyor bu veriler, uygulama? Tabii burada en önemli şeylerden bir tanesi durumsal farkındalık. Yani planlamanın en önemli fazlarından bir tanesi şu an hangi durumdayız? Yani geçen sezona göre hangi durumdayız? Bunun için iklim verileri, fiyat verileri, uydu verileri gibi farklı, üretim verileri gibi farklı verilerin harmanlandığı bir sistemimiz var bizim burada. Bunu küçük çiftçiye uygun şartlarda sağlayabilmek için bir destek programı veriyoruz. Ücretsiz sağlamaya çalışıyoruz en küçük çiftçiyi. Bunun yanında onlara eğitimler vermeye çalışıyoruz. Yerlerinde veya ondan eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bununla birlikte, bu planlamayla birlikte bunu nasıl kullanacaklarını öğretebilmek çok önemli bir faktör. Burada verimliliği artırırken önemli olan sistemden bu çiftçi grubunun azaltılmadan hareket edilebileceği bir sistemi de kurabilmemiz gerekiyor. Bunların her biri bütün kamu, özel ve STK'ların birlikte çalışarak aslında başarabileceği bir sistem. Ben mesela diyelim ki veri ve eğitim hizmetini veriyorum ama grubun veya kurumlarınla birlikte çalışarak organizasyonu daha iyi ve daha olumlu sağlayabildiğimi fark ettim bu geçmiş tecrübelerimizle birlikte. Burada topyekün aslında bir seferberlik gerekiyor. Hem kamu tarafında bu son 1-1,5 yılda bunu gördük. Bunun özel sektör tarafında olması gerektiğini anlıyoruz ve bunun için de taşın altına elimizi koyuyoruz açıkçası. Sizin bu bahsettiğiniz uygulama, TREK uygulamasından mı biraz önce biz bahsettik? Doğru mu biliyorum? Evet. Çünkü evet doğru biliyorsunuz. Bunu şunun için soracağım. Tamam. Hani buna benzer tabii teknolojiler hem Türkiye'de hem dünyada var. Farklı uygulamalar. Kendine göre tabii değişiklikler vardır. İlla ki her uygulamanın artısı, eksisi vardır. Ama dediğiniz gibi bir, multidisipliner yaklaşım. İki, koordinasyon. Özel sektör, kamu, üniversite ya da STK'lar dahil olmak üzere böyle bir eksiklik var. Hatta bir platform eksikliği var. Yani data platformu, veri platformu. Ben hava durumu için, iklim için bir uygulamaya, efendim regülasyonlar ne oluyor, ne bitiyor başka bir uygulamaya. Üretim deseni nerede, nereye doğru gidiyor başka bir uygulama. Efendim fiyatlar ne olacak, borsasından tutun da işte yine keza başka bir noktaya gibi. Böyle çöplük demeyeceğim de çok fazla karmaşık ya da dağınık bir veri platformu mu var, veriler mi var? Bunu tek bir çatı altında toplamak mümkün değil mi? Evet, burada biz mesela sistemin içinde olan veya belli bir seviyede olan kişiler bile bunda zorluklar çekiyoruz. Hangi veriyi nereden nasıl bulacağımıza dair. Bunu sistemdeki profesyoneller de yaşıyor. Ufak çiftçinin yaşamamasının imkanı yok. Biz bunu düşünerek son 1 yıldır, 1,5 yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz ve sistemi aslında bir çiftçinin, bir kurumun, ufak çiftçinin, büyük şirketin ihtiyaç olabileceği parsel seviyesinden ilçe, ülke seviyesine kadar farklı seviyelerde veri setlerinin olduğu bir altyapıya dönüştürmek şey yaptık. Bunun için de Ocak ayında yeni bir lansman planlıyoruz. Burada küçük çiftçiden ulusal seviyede hizmet eden bir şirkete kadar bu verilerin hepsini görebileceği, karşılaştırabileceği veri setlerini sistemle kullandık. Burada bir çiftçi parselindeki toprak dilimine bakarken ilçesindeki, aynı bulunduğu ildeki, Türkiye'deki
toprak nemini ve anomalisini takip edebilecek. Bunun geçen seneye ve göre kıyasını yapabilecek. Buna göre kararlar alması için nelerin yararlı olacağına dair fikirler alabileceği yapay zeka destek programlarını bu sisteme ekledik. Mesela yapay zeka üzerine de konuşacağız belki ama yapay zekada geçen sene Pandora'nın kapağı açıldı diyebiliriz sistemin içinde. Çünkü biz ilk defa ölümlüler bu yapay zekayı deneyimleme fırsatı elde ettik. Biz bundan çok etkilendik şirket olarak. Ve bunların üzerine hemen eğilmeye başladık ve tarla chatbot olarak mesela hemen bir uygulama çıkarttık. Daha ilk seviyesinde olmasına rağmen bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü tarlada karar destek sistemlerinde çiftçiye bu seviyede bile bunu yapabiliyorsak dedik biz. Biz birkaç sezon içinde, yani çok uzak zaman değil ama birkaç sezon içinde çiftçinin en önemli yardımcılarından bir tanesini sahada yanına vermeyi planlıyoruz. İşte bunu biraz açalım. Bunu biraz açalım. Tabii. Yani ben diyecektim ki yapay zeka tarımda nasıl bir rol üstlenecek? Bunu bugünkü şartlarda ya da bize en azından bizim erişebildiğimiz bilgiler dahilinde iyi kötü tahmin edebiliyoruz. Ama tahminimizin ötesinde siz bir fiil yaşadığınız için yani biz önümüzdeki dönemde neyi konuşacağız tarımda yapay zeka ile ilgili? Şu anda konuşmadığımız ya da es geçtiğimiz. Burada yapay zekanın aslında tarımda iki fonksiyonu var. Birincisi şirketlerin zaten sunduğu veriyi daha iyi, daha kaliteli hale getirirken iç tarafta yaptığı bir çalışmalar var. Bunu zaten biz ve bizim gibi Türkiye'de ve dünyadaki birçok rakip ve paydaş şirketler de bunu yapıyor zaten. Bir de çiftçiye dokunacak, yani son kullanıcıya dokunacak tarafta çalışacak yapay zeka uygulamaları var. Bunların da birçok örneği vardı ama dediğim gibi son bir yılda bu işin ivmesi inanılmaz bir şekilde artmaya başladı. Burada biz de üzerimize sorumluluk olarak mesela tarla chatbotu kurduk ama bu tek başına yapılacak bir şey değil. Çünkü veri ne kadar gerçek ve büyükse yapay zekayı o kadar net ve daha doğru eğitebiliyorsunuz. Ve burada yerel bilginin de çok büyük önemi var. Yani tamam birçok veri evrensel ama yerel bilgiyi de eğiterek de kullanmak o da bir çaba ve emek sarf eden bir şey. Ve bizim tahminlerimiz... Yani biz mesela birkaç sezon, 4-5 sezon içinde bunun çok gerçekçi bir şekilde sahada kullanabileceğini düşünürken son 6 ayda bunu 2 sezona indirdik. Çünkü ilerleme gerçekten çok hızlı ve beklediğimizden de daha farklı bir seviyede ilerliyor işler. Burada aslında pozitif bir şekilde bunu çiftçiye yansıtabilmek, bunun için çiftçiyi eğitebilmek önemli faktörlerden bir tanesi olacak. Bunun için de zaten bir çiftçi eğitim programımız vardı. Bunun yanına ziraat mühendisi eğitim programı, startup eğitim ve destek programları ekledik mesela. Biz de sonuçta bir şirketiz ve 6-7 yıllık iyi bir şirketiz. Ama ufak şirketleri de destekleyerek de belli bir yere gelmeyi de şey yapıyoruz. Onların da çünkü bir şeyleri var, misyonları olan farklı şirketler var. Ve ne kadar çok kişiye dokunursak o kadar yararlı olacağını düşünüyoruz. O yüzden... özellikle bu kurumların içinden çıkan belli bir seviyedeki startuplara da hala destek verdiğimiz mesela programlar var. Bir de bunun seviyesini de artırmayı bu sene planladık. Üniversitelere veri sponsorluğu projemizde önemli sayfalara geldik. Burada ziraat mühendisleri, mühendisler şeyden çıkmadan önce, okullardan çıkmadan önce belli bir deneyimi elde ederek çıkacaklar ve sahanın ezberlerine yenik düşmeden önce bazı uygulamaları gerçekten yapabilir seviyeye gelecekleri onlara uyum sağlayacağız. Aynı çiftçilere de sağladığımız gibi. Buradaki asıl amacımız bizim hem eğiticilerin eğitilmesi. Çünkü sahada birçok kişiye dokunur pozisyonda olacaklar. Bir de ne kadar çok kişiye dokunacak kişiyi eğitebilirsek bunun toplamda bize ve sisteme faydası olacağını düşünüyoruz. Peki. Bu yüzden de taşın altına elimizi koyuyoruz. Şimdi ziraat mühendisleri deyince aklıma şu geldi. Yapay zekayı konuştuğumuz her sektörde işte yapay zeka hangi meslekleri insanların elinden alacak, iş gücüne nasıl bir yansıması olacak, yeni iş kolları mı açılacak gibi tartışmalar var. Şimdi bu dediğiniz o zaman tarım için de geçerli. Yani tamam ziraat mühendisleri eğitilecek, işte yapay zekanın bu değişim dönüşümüne onlar da dahil olacak ve bunun sahaya yansıtılması planlanıyor. Ama bir taraftan da elimdeki telefonla tarlamda bitkinin fotoğrafını çekip hastalık, zararlı ne varsa ona göre belki bir ilaç, zirai ilaç önerisi ya da işte toprağın yine analiziyle beraber hangi gübreyi ne kadar istiyor. Zaten bunu şu anda birçok sistem
hayata geçirilmiş vaziyette uygulanıyor ama hani yapay zekayla bunun çok daha ileri noktaya gideceğini söylüyorsunuz. Ya da veteriner hekimler için belki çiftliklerde hayvanların işte kilosu, süt verimi, yaşı ve benzeri şeylerle beraber, laktasyon şeyiyle beraber hangi rasyonu hazırlanacağı noktasında belki yapay zeka bundan sonra devreye girecek. Ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerinin ya da bu alandaki insanların iş gücünde bir risk, tehlike görüyor musunuz? Bizim sistemde görmüyorum açıkçası. Şöyle bir avantaj olursa eğer, yani bu sistemi kullanabilecek ve kullanabilen mühendisler fark yaratacak tabii ki. Yani bunların içinde kullanamayanlar elenecek. Bu bütün evrim kuralları için de geçerli zaten. O yüzden sistemi daha iyi kullanabilenler daha iyi maaş ve daha iyi konum alacakları kesin. Çünkü standart bir mühendisin belki 10 katı alanı kontrol edip analiz edebilecek seviyeye ulaşacaklar. Veya bir çiftçi için geçerli olacaksa eğer, mesela geçenlerde Çumra'da, Konya'da tanıştığım bir çiftçi yaklaşık 500 dekar 18 parsel üretim yapıyor. Yani 60 yaşına gelmiş ve bütün emeğiyle birlikte bu sene mısır üretiminden de memnun değildi fiyatlardan da. Şimdi bu insanları karar destek aşamasında nereden tutarsanız o kadar faydası olacak. Yani hangi ürünü ekeceğinden örneklerle ona destekleyerek, dünya fiyatlarıyla, Türkiye fiyatlarını da göstererek, gübre fiyatlarının yükseleceğini öngörebilecek bir lansman sorarsanız belki mısır üretmeyecekti o kişi. Bunun gibi böyle farklı karar destek noktalarında hem çiftçiye hem de danışman seviyesindeki kişilere, yani mühendislere, bu bitkisel üretim olabilir, hayvansal üretim olabilir, karar destek uygulamalarında kalitesinde özellikle en önemli bir artış olacak. Yoksa bunlar dediğiniz gibi zaten olan şeylerdi ama mesela yapay zeka ile ilgili önemli kilometre taşları zaten yıllardır kırılmıştı ama ilk kez geçen sene bunun belli bir seviyenin üstünde ve beklediğimizden farklı bir şekilde yansıdığını gördük. Ve bu Ocak ayında yeni versiyonlarla birlikte bunun da yine bir katman, bir derece daha, bir gömlek daha yukarı çıkacağını da düşünüyoruz. O yüzden birkaç sezon içinde bu uygulamaları, yani bu teknolojileri benimseyen veya uyum sağlayabilen, benimsemekten daha fazla çok kullanıyorum bunu, iklime için de aynısı geçerli, uyum sağlayabilen kişiler fark yaratacak. Bu iklime de uyum sağlayan çiftçi için de düşünebilirsiniz. Teknolojiye de uyum sağlayan çiftçi için de düşünebilirsiniz. Çünkü daha az gübre atacak, daha az ilaç kullanacak, daha az mazot yakacak ve temelde verimli etkileyecek, diyelim ki su gibi bir katalizör ürün eksik bile olsa bunları daha az atması potansiyel verimliliğini artıracağı için ayakta kalmasını sağlayacak etkenlerden biri olacak. Şimdi, bu durumda ne kadar çok veriyi kullanabilirsek veya bunu kullandırtabilirsek toplam verimlilik, ülkenin verimliliği de artmış olacak. Son bir dakikaya girdik. Şimdi biz tarımda üretim bağımsızlığı, kendi kendine yeterliliği konuşurken aslında anladığım kadarıyla teknolojide de eş güdümlü hareket etmemiz lazım ki burada da know-how ithalatı yapmak yerine içeride bu girişimleri canlandırmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız her know-how ithalatı aslında istem dışı veri, yani ya da ücretsiz, bedava veri ihracatımız anlamına geliyor bizim topraklarımızdaki. Yerli girişim startupların hızı ne yönde? İştah ne durumda? Tarım sektörü için söylüyorum. Eskiden daha yavaştı. Bir hareketlenme var mı bu alanda? Evet, var. Yani dünyadaki global negatif duruma rağmen biz ekosistem olarak az sayıda olsak bile pozitif ayrıştığımızı düşünüyorum. Bütün paydaşların, herkes burada çabalayarak farklı bir kulvarda daha çok insana dokunmak için çalışıyor ve bu da ülkenin toplam verimliliğini artırıyor. Burada ne kadar çok destek görürsek biz veya bizim gibi şirketler, burada devlete ve hükümete ve çiftçiye faydamızın da olacağını düşünüyoruz. Burada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, TİGEM gibi bir sürü değerli kuruluş var. Bunların elinde inanılmaz veriler var. Bunun için TEMO'yu da ekleyebiliriz. Bunların ne kadar eş güdümle birlikte çalışmaları toplam olarak verimliliği artıracak ve etki edecektir. Ve bu bizim için de çok önemli bir faktördür. Ve daha çok insana ulaşmamızı sağlayacaktır. Bunu sadece satış anlamında düşünmeyin. Ne kadar çok insan bir yeteneğin kullanılmasıyla ilgili doğru bilgiye sahipse bunu kullanacak kişi ve otomatikman benim müşteri diye addedebileceğim aslında çiftçilerin sayısı da artacaktır.
ve bu fiyatları daha da düşük seviyeye getirecektir. Ben küçük çiftçiyi destekliyorum ama büyük çiftçi için veya ortalamadan büyük şirketler için de programlarım var ve ben buradan kazandığım veriyle mesela 4 sezondur çiftçilere, bize, küçük çiftçilerimize özellikle reklamsız bir destek veriyorum. Bunun gibi birçok şirket de biliyorum böyle bu tip destekler veren. Biz kendi çapımızda bunu artırma üzerine de oynadık. Bu sene bu kapasiteyi de artırdık. Farklı programlar da ekleyerek. Burada önemli olan bence verimlilik için herkesin elinden geleni yapması için yolların açılması diyelim. Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Daha bu konuları çok konuşacağız. Farklı açılardan, boyutlarla konuşacağız. En azından gelişmeleri aktaracağız izleyicilerimize. Tarla CEO'su Gökhan Gürses'le birlikte bugün tarımdaki teknolojinin rolünü, etkisini, yapay zekanın önümüzdeki dönemde nasıl bir rol üstleneceğini sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.